Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtüh. Saodatning sabablari deb nomlangan silsila darsimizdan bugun 20-chi sabab, saodatning sabablaridan 20-chisi hayotni boricha qabul qil. Bu dunyo qanaqa joy? Bu hayotda dunyo nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mu'min uchun qamoqxona kabi, kofir uchun esa cennet kabi. Çünkü bu dünyada insan her kança zor yaşamasın, ahiretteki cennette beriladigan nimetlerde aldı da bu dünya kamakhana yokşap kaladı, takkoslasız. Şimdi kafir bu dünyada her kança kıylanıp yaşasın, meşakkatı yaşasın, o üçün bu dünya cennet. Ne mi üçün? Ahirette onge beriladigan azablarını aldı da dünyanın meşakkatı o üçün cennet olup kaladı. Resulullah yaptılar, dünya mumun üçün kamakhana, kafir üçün ise cennet. Bu dünya hangi hayat? Bu dünya nima? Estağfirullah. Allazi halaqal mauta vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. O zot Allah azze ve celle siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayati dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonni oldaydigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayati dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, mazza bemasa garchilik. "Va mal hayati dunya fil oxirati illa qalil." Bu dünya hayatı ahiretke borganda az yine nasıl gelen koladı. Bir değil mi, rolü kör oldum. Bir adam kolada arka uşap duruptu. Bir 15 metre çözülgen. Başıga izolent olarak koyuptu 1 santimetre ya. Şimdi tasavvur kılıyorlar da yaptı. Bana şu arkan da yaptı. Çeki yok dedi. Bana bu 1 santimetre izolent olarak gence dünya hayatı da yaptı. Ahirette tasavvur kılıçlar için şu nasıl geldiğinde fikir kılıyorlar dedi. Neçi milyon kilometrelik ip olsa uyağı ahiret hayatı başıdaki bir santimetre izolentası dünya hayatı deyaptı. Şunun için Allah Teala deyaptı: "Ve mal hayatı dünya fil ahireti illa qalil." Bu dünya hayatı ahirette aldı az yine bu kaladı. Min yıllar yaşayan kafirlerge kıyamatke bargende, dozakta yükeykende kança kül dünyada turdiler, dünyada kança turdiler dese bir gün ya yarım gün fas'alil adin yazıp duruyan farişteleriyinden sonra deyip. Demek bana şu vaktince az gene boyan hayatta siz bulan biz atrafımızda bulayken işlerden narazı bulup cezaya geçişemiz. Hayatını barca kabul kışlıkke itibar vermeyemiz. Hem bana özümüz hakla gendik, bizge yakadıgın buluşkini haklayemiz. Bugünkü mazuyumuz hayatını barca kabul kıl. Ama mataul hayati dunya fil ahirati illa qalil. Ahiretke borganda bu dünyanın matahı cüdeyem azgine nasıl olup kaladı. Azgine sabır kılaylık tügeydi. Bu dünya kanaka cay. Kıyınçilik, meşakkatlarının kanı, gam taşmışlarının makanı, lezzetlerinin ketkisi ucu orun, tınımsız tüslanıp duradigen, köngülsüzlerge tola, yola meşakkatli bolgan bu dünya ki, sen bilen ben birader bana şu dünyanın gam taşmışından sıkılı boğulu yürüp biz. Şunun için, dünyanı barışa kabul kıl. Hayatta meşakkatları ki kaygırma. Zira o şunu da yaratırken. Bu hayatın aslı meşakkat, çarçak, şadlik vaktince kursançilik nayab. Allah Azze ve Celle özünün dostları ki bu dünyada daimi huzur halavat buluşuyunu haklamadı. Ha, mumun adam ki hem dünyada yengeçilik, kursançilik, kuvancı var. Lekin bu daimi bu miydi de? Eğer bu dünya azap, ukubat, havlusu bulmaganı deydi, bu dünyada gam, derdi, ağrılar bulmasaydı.
Peygamberler bu dünyada hiç kanaka maşakkat çekişirmeyen bol aradı. Peygamberler noçar hayat geçirmeyen bol aradı. Adam aleyhisselam. Adam aleyhisselam birge düşükken günüden başlayıp kaçı yıl ömür körgen basa mehnet maşakkat bulandıttı. Nuh aleyhisselam. Kavmadan fakat azar aziyet, maskaralar, yalancılar geçirilmişlik. İtibar verirler bu Allah'ın dostları. İbrahim aleyhisselam. Otki ulaştırıştı. Oğlunu soyuşluk için yerge atkızdı. Yakub aleyhisselam. Oğludan acılap, ikele közü yığılap kör oldu. Yusuf aleyhisselam. Kudukka taşlandı. Keyin kamakka düştü tuhumatlar yakalı. Zekeriya aleyhisselam mı? Katıl kılıçtı. Yahya aleyhisselam mı? Başını alıştı. Koyun ki Allah'ın velilerine ki şunaki hayat boyandan ki siz bilen biz bu dünyada nemanı güçlüğümüz gerek. Hayat tıkarasız birader. Hatım mı, farzant mı, dost mu, üy mü, mahalle mi, koşnu mu, mansap mı? Var ki elbette şunların içinde senin köyünün yok mu diye narsa var. Köçeyen ken asfala çatak. Asfala tekkiz maşinlere tez yürüveri yaptı. Karin de bu narsa var da maşinin çıralı rastgotu köp. Maşinin rastgotu az deken takır tukur. Yani elbette ne madir var sizi köyünüzün makaladigen, gıcıl kıladigen. Kulas, tabiini kıra kıladigen narsa elbette topulup duradı. Bu dünyanı, bradarlar, yamanlilerinin alavu var. Yani bu dünyanı yakşili yamgırları yan var. Anaşı yakşili yamgırları bilen yamanli alavlarını soğutup uçurvagin. Şunda nacat topasan. Yamanı gekar olursan, sıkılı boğulu orasan. Yaksın yan körüştürgen. Hayatını barıca kabul kıl. Abu hava aynısı, ne makalasız? Sıkılı boğulası mı? Çıkasız, abu hava yakalasız, ıskiyi mizikiyası, zontiyi kötarası, yine meçkip yeti orası. Bana şu, abu havanı barıca kabul kılış. Ne mi yok hakkında sıkılı boğulmuyorsunuz? Çünkü özgürtüramıyorsunuz da. Bu düşünce hoşu geldik, hayatta birader siz özgürtüramıyorsunuz, siz tasır ötküzamıyorsunuz, nasalar var. Onlarını barıca kabul kılış diyor yani. Dostiz Kaysar, hatiniz ıvırsıgan rak, farzantiniz bir peyli var. Ne makalasız sen düşün akıllı ibaratı koyun eken? Ömrünüzü ahir geçe küreşi ötesi mi? Ya könü küpoyası mı? Atrafizdeki adamlar, onlar diyen barıca kabul kılıçlı örgenin buralar. 10 tülpatin bosa 10 tülpatin de bitirden sıfat var. Yok muydu ya? Anansı sergap, anansı incir, anansı çapırla vakatıydı, anansı çörüle tüsü uçerdi. Mana palpız, mana rodapa, mana hiç kaçan üstüye karamaydı. Barda mesela. Yani özün evliya mı sanki, özün yüz prasiyem mi sanki, başkalardan kütesen. Etrafindeki adamlar neyen barıca kabul kıl buradar. Birincisini upeyle yakması, ikincisini bunusu yakmıydı. Ne mi kılalıysa? Şurada hiç yaşayın gereği mi? Demek könük adetle. Allah bunlarda bana şunu da yaratken. Allah dağladan etrafini tüzeltip erişini soru ormak edip. Sen onunki özünü tüzeltişin ki Allah kuvvet verişini, sabır verişini sonra. Bana şu duayın icabat buluşu yakın rak. Hareket kıldın. Aşneyini, baleyini, hatiniyini, biraderini, bir yaş damanki tüzeltişlik ya. Hareket kıldın, sebeplerini kıldın, tüzeltamadın. Hareketini fayda vermedi. Şimdi bağırıca kabul kılı özünü tüzelt. Madem ki şu etrafımızdaki adamların halatı, Allah narazı buladığın halatmaz mı? Murasa kılamız. İçerken cöralarım, endi bla bla murasa kılışım gereken mez. Kımar oynaşadı, oturarken, oturuşum gereken, könük işim gereken mez. Haram bu midyan orunda. Ula bla murasa kılamız, barışa kabul kılamız. Ama günah masiyat buladıyan bası buradalar, tarih kılışımız gereği onu kaçaydı. Damla etken, barışa kabul kıldıken, benim hatanım şuna kadar beynamaz. Meşgı iştan zuyuladı, barışa yok. Biz kayırda murasa kıldıyamız. Hayırda barıca kabul kıldı yapız. Allah haram kımidiyen oranlarda murasa kılışımız gereği buladı. Allah Teala bu dünyanı birbirine zıt boyan nesnelerini canlı uçup oluşunu kokladı. Ne mi de genel? Yakşiliği bilen yamanlığı birge, ıslığı bilen soğuğu birge, buzuş bilen ıslah kılış birge, hayriyet bilen fasad birge, kursançiliği bilen kaygı birge. Şuna kabul edin. Barıca kabul kıl buradır. Bu Allah'ın hoşu. Kim bu hayat tükegenden kim? Yakşililer acilap cennet kekiradı, yamanlililer acilap dozak kekiradı.
Hayatını boricha qabul qil birodar. Sen o'zgartira olmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartira olmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a degan Rasululloh. Bu dunyo bir soatlik umrga o'xshaydi. Bir soat. Ana shu bir soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularni farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber. Ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Shundaymi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimiz injiqligimiz, fe'limizni torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'rinishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'rinishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nima injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinisini ayting. Mas chidayap yuribman shu xotinni xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Sizning otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raramiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizning ko'ningizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundinglarmi? Sizni ko'ningizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. Mal'unun ma fiha. Dunyodagi narsalar ham la'natlangan. Mal'un. Faqat Allohni zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, muta'allim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa, shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling. Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno. Talab ilm mustasno. Amr ma'ruf mustasno. Nahy munkar mustasno. Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan kim narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma. Orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqga chidashga o'rgan. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ni yo'qolgan ish topilavermaydi. Chunki bekami ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik nariyada bo'ladi. Ideallik nariyada bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qil. Alloh taolo aytadi, astad billah. Wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xohlasangiz ham odamlarda ko'pi mu'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vatni qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan odam zurriyotidan do'zax haqqi nima? Deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha xaris bo'lmang, odamlarda ko'pi musulmon bo'lmaydi, deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'yavering.
Demek ki adamlarda bağırı şu. Nema kılas sen? Çünkü ona sana açsamam, çünkü düşündürsemem, yana şunu akıl değil ama. Çıkıp git orasına mı 8 dakikada demeyimiz? Damlalarga tavsiyada birinci, brother, eğer sen Buhari bulu mesele kıyandı mı orakatta çıkıp git adam. Eğer sen Ebu Hanife bu yeniden çıkıp git adam, çıkıp git orada. Hayatta bağırışa kabul kıl. Özgürtiriş kolundan kere duyan nasıl hareket kıl, bulmadı mı, boptu bağırışı kendi koyup git olur. Makul mu? Adamlarını bağırışa kabul kıl. Urunup gördün, terbiyeleşke. Her kança bozu keçirip gördün, imkan bağırışa, verdin hemen şaraitde, bari bu özgürmedi mi? Tamam, demek adamı, bu adamı yetip giden cahı şuyken. Bu gene şuyken deyin canı intinada. Yani şunge yaraşa mamula kıl orasın. Köpem suyan olmuşsan, köpem bir vazifeni beri olmuşsan, şu bari şuyken, yani makalemiz yedin. Bu yani şuyken de. Kıymeti şuyken. Ulamalar aytadı, insanın kıymeti, kadri, onun himmeti ve hakşıya karab belgilenedi. Hakimlerden biri aytadı, menge kişinin maksadını meykenini aytayım, men sizge onu kimliğine aytıp veremem. Çumçuk bulup yerelgen kuş, bürgütte kaparvaz kılamaydı. Sudralış yerelgen canuvar, parvaz yeremeydi. Bu dünyada burada mükemmel hatun yok. Daim hatunin bitti sıfat senge ahmet uğradı. Hadis-i şerifte aytınladı. Resulullah aytadılar, La yafraku mu'minun mu'minatan. İn kariha minha hulukan, radiya minha ahar. Mu'min kişi özünün mu'mini ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'shinisdan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Bor-da, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib uni ko'z yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi, Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bo'ldilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugun payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir yerga tushirib oldi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi siniqni olib terib, onalarda rashq kelib ketdi-da, g'ayrlikka kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar. Boricha qabul qilishni misoli shu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan oshonamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi xalqigani. Ham qaynatasi, ham eng sahobasi, yaqin sahobasi. Ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz oshonamizga qarab turib, Muhammad alayhisalom. Siz gapirasizmi yo men gapirayman bo'lgan ishda? Deganida oshonamiz siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring. Muhammad aleyhisselam peygamber bulmasından avval ham sadıkul amin bo'lganlar. As-sadıkul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shuken de boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar. Alhamdulillah, Alloh taolo meni Oyishaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bora zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsak birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasi muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bor bo'lar ehtimol ishimizda. Masha ko'z yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan birodarlar, to'g'rilaymiz. Keçiramız, maslaşamız, oliy janob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizmi yoki boshqalardimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalardimi yoki dunyo qarashimizmi? Ko'nimiz yo'qmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Demak, siz qilish kerak yo'q. Voqeani deb boricha qabul qilamiz. Yengil tarafini olamiz.
qiyinini taşıyımız. Ançımınca kemçiliğinden közümüzü yumamız. Hatta kemçiliğe de avukulamız. Bazı nasılaki közümüzü para akmaya koyalımıza. Bob deyildi. Şinersemiz. Bana şu en doğru yol burada. Sen özü mükemmelmişsen ki atrafta yerlerde mükemmel idi talep kıyana. Sen ne manan özgürtüramıysan burada. Oylanıp gör. Ama hava da özgürtüramıysan. Barışa kabul kıl. Adamlar da fiilini özgürtüramıysan. Barışa kabul kıl. Adamlar da tabiatını özgürtüramıysan. Barışa kabul kıl. Allah Ta'ala'nı bu kainatki koyan sünnetlerini özgürtüramıysan. Barışa kabul kıl. Sen özgürtüramıydıken nasalarına sıkılıp ömrünü boy verip koyma. Ularını barışa kabul kıl da aldın gintil olur. Çünkü hayat juda ham kısa. Saadetinin sebeplerinden 20'si hayatını barışa kabul kıl. Akulu kavli hada ve astagfirullaha li ve lekum inna allaha ve melaketahu yusalluna ala nebi ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima ve selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.